Ve şöyle ki, o zaman elimde bir liste var. Müsaade ederseniz şöyle tabii, bir bakmak istiyorum. Neler yapılmış o zaman? Fabrikalardan mahallelerdeki kebapçılara kadar iş adamları fişlenmiş. İrticacı diye fişlenmiş. Yani irticacı diye bir kebapçı fişlenir mi? Ne yapar bu irtica olarak? Hiçbir şey yapamaz. Fabrikacı sermayeyi fişlemiş. Diğer taraftan 6 milyon oy alan bir parti var. O zaman Refah Partisi, başında rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan var. Bu parti kapatılmış. 6 milyon oy alan millete bu saygısızlıktır. Küçük ortak Doğru Yol Partisi parçalara ayrılmış, dağıtılmış. Dolayısıyla iktidar ortadan kaldırılmış. İl ve ilçe müftüleri aracı kılınarak, bakın il ve ilçe müftülükleri aracı kılınarak cemaatler, vakıflar, dernekler fişlenmiş. Bunlar irticacı diye. Meslek liselerinin önüne engeller konmuş, katsayı engeli. Bunların eşit şartlarda yarışarak üniversiteye gitmelerinin önüne geçilmiş. Yani milletin evlatların arasında ayrımcılık yapılmış. Bu devletin, aklı başında bir devletin yapmayacağı işler. Diğer taraftan bankaların işi boşaltılmış. Bankalardaki sermaye yandaşlara, darbe yandaşlarına peşkeş çekilmiş. Askeri şura kararıyla hukuk çiğnenerek, adil yargılama olmadan asker personel fişlenmiş, ordudaki görevlerinden atılmış. Kemal Bey bahsetti az önce. Bunlar sivil hayatta iş aradıkları zaman ona da engeller konmuş. Ben hatırlıyorum, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmıştı. Oradan atılan çok kıymetli bir doktor arkadaşımız. Buradaki paşa bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı'na soru sormuştu. Niye aldın bunu diye. Böyle bir olay söz konusu. Hatta hocam yazı gelmişti. Yazı da göndermişler. Daha aşırı gitmiş. Alınmaması diye yazı gelmişti. Ya, halbuki evet. Tamamen hukuk dışı. Anayasa çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş. Ve tek tek takip edilmişti onlar. Evet. Üniversitelerde ve kamu kurumlarında uygulanan başvurdu yasağı sebebiyle on binlerce öğrenci, memur eğitimlerinden oldu, okulunu bıraktı veya görevinden alındılar. Yüzlerce vakıf, dernek kapatıldı ve bunların yöneticileri sakıncalı piyade dediğimiz, istenmeyen, sanki devlete karşı baş kaldıran insan, vatan haini gibi ilan edip gözden düşürülmeye, yıpratılmaya çalışıldı. Aynı zamanda cemaat ve fikir kulüplerinin ileri gelenleri iftiralar ve işlemedi iftiralar atılarak, işlemedikleri suçlar onlara isnat edilerek yargılandılar, gözden düşürülmeye çalışıldılar. Bunlar aynı zamanda Kemal Bey söyledi, 310 milyar dolar Türkiye zarar etmiş. 30 yıl geri gitti belki de. Siyasi partiler zarar gördü, fikir kulüpleri zarar gördü, ekonomi zarar gördü, gördü. 1000 yıl sürecek dendi. Fakat çok şükür bu millet bu darbeyi yapanlara uzun süre fırsat vermedi.